altı etmiyor o zaman. Veren. Şu anda da kış mevsimi geldiği için özellikle antifriz bakımları öngörünüde. Antifriz bakımının faydalarını, zararlarını anlatayım ben size başta. Bir aracın antifrizini kışın koymadığınız zaman ilk başta bu arabayı çalıştırdığınızda araba zaten ağır çalışır. Donar, riski çoktur. Kaloriferiniz ısıtmaz. Ondan sonra sabahları daha çok soğuk olduğu zaman, aracınızı donduğu zaman çok maddi hasarlar yol açar. Şu an bir aracın antifrizi aşağı yukarıya doldurması 150 TL'dir. Ama bunu yaptırmasanız en büyük zararı mesela üst kapağı çatlatabilir. Ve bunun size maliyeti 10 bin, 15 bin arası değişir. Yani demek istediğim müşterilerimize, araç sahiplerine bunlardan kaçınmayın. Bunları bir masraf olarak görmeyin. Kendiniz için, aileniz için, sağlığınız için bunları yaptırmanız lazım. Olur ya işte aracınıza koymazsınız. Koymadığınız zaman aracın bloğu patlar, motor kilitler, içindeki su donduğu zaman bunun en büyük zararlarından biri bir daha bunu aşmak için ustaya götürüp bu motoru rektefe ettirmeniz lazım. Yani bunları yaptırmamanız için ilk başta aracınızı bu zamanlarda 11. ay, 12. ay çetin geçiyor zaten kışta. Bunları yaptırın. Yaptırdığınız zaman da hiçbir şekilde de aracınızda sorun olmaz. Yolda kalmazsınız. Herkes kendi bilincinde olduğu zaman inanın ki bu arızalar ortaya çıkmaz. Sadece bakımdan bakıma gelirler, baktırırlar, giderler. Antifriz yazda, kışta daha mı faydalıdır. Pas yapmaz. Arabayı daha mı korur. Isı kaybını daha mı bir seviyede tutar. Yani antifrizin faydaları çoktur ama bizim bu hakkımız işte antifrizi tökelim, su koyalım. Onlar hep zarardır. Antifriz yazda, kışta antifriz olması lazım. Çünkü hem paslanmayı önler, arabada ısınmayı, dengeyi sağlar. İşte antifrizin faydası çoktur yani, onu diyebilirim. Yani antifriz koyulmadığı zamanlar mesela devir daimi bozar, üst kapağı yakar, üst kapağı şurası yakar. Yani bir ise 5 masraf açar. Şu an bir antifrizin fiyatı litresi herhalde 25 lira. Selamun aleyküm. Thank you.